çok erken yola çıktık. Çektim o videoları. Sabahın seher vaktinde. Daha hava aydınlanmamıştı. Bismillah dedim, gittim Hakan'ı aldım. Ondan sonra Hakan'la birlikte yol yaptık. Onları da gösterdik. Nereye geldik? Eskiden burada saray varmış dedik, saraya geldik. Acıktım. Acıktım sarayda. Sarayda bundan yaklaşık bir 3-5 ay önce biz Hakan'la birlikte burada Onur Market'in katkılarıyla malum harika işler çekiyoruz. Geldik. Söyle kazan çekerken şans eseri Erbay'a geldi. Erbay'a. Erbay'da bir kelle paça içtik. Saraydan gitmek istemedik paçanın hatırına. Şimdi bugün acıktım da sabah erkenden kalkıp ta saraya gelmeye değecek kelle paça içeceğiz. Kelle paçayı tavsiye edeceğiz. O zaman gidelim şu kelle paçanın hikayesini, neden bu kadar lezzetli, Erbay'da anlatsınlar. Bakalım bir acıktım diyelim, tadalım ondan sonra. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ali abi ne haber ya? Şükür, siz nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Oo Salih Bey, kolay gelsin. Sağ olun Canmaz Bey, siz de hoş geldiniz. Muhammed ne haber? Eyvallah kardeşim. Ergin abi, el işler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beyciğim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Paça mı içiyorsun? Kelle paça. Kelle paça, yakışır. Eyvallah. Salih abi. Efendim. Artık nazlanma. Bak ta İstanbul'dan geldim. Şu tezgahı da güzel yaptım. Gel şöyle karşıma, anlat şu kelle paçayı bana. Gel yanıma, gel gel, çekinme gel. Neyse, hoş geldiniz tekrardan. Eyvallah Salih abiciğim. Nasılsın, iyisin? Allah çok şükür, sizi sormalı. Siz eyvallah. Nasılsınız? Salih abi, bundan 2-3 ay önce biz Trakya'da çekimler yapıyoruz. Yolumuz saraya düştü. Sarayda Erbay'a bir arkadaşımızın tavsiyesiyle geldik. Orada kelle paça için dedi. Kelle paçayı içtik. Biz saraya geliyoruz. 3 günde bir, 4 günde bir kelle paça içiyoruz, gidiyoruz. Bu kelle paçanın sırrı ne? Dediler ki bu kelle paçayı Trakya'da ancak yaparsa bir tek Salih abi yapar dediler. Bu kelle paçanın sırrını bize ver. Kelle paça nasıl yapılır bir anlat bakalım. Ya kelle paçanın yapması aslında kolay bir şey. Heh. Ama meslek açısından da zor bir şey. Bunu Erbaba Yiğit yapamaz. Bunun bazı bir püf noktaları var. Bu püf noktaları da yakalamak için bayağı bir zaman uğraşman lazım. Uğraşman. Sen ne kadar zamandır kelle paça aşağı yukarı yapıyorsun? 30 yıla yakın oldu. 30 yıldır kelle paça yapıyorsun, evet. Yemek yapıyorsun. 30 yıllık aşçıyım. 30 yıllık aşçı Salih abi. Çok yalnız aramıza kalsın. Tezgah çok güzel. Yemekleri çok güzel ama kelle paça number one. Biz bugün acıktım dedik. İstanbul'dan yola çıktık. Kelle paça içmeye geldik. Şimdi ben kelle paçayı bir söyleyeyim. Ali abim verecek, Muhammed abim verecek. Ali abi ver benim kelle paçamı abi. Ben şimdi seninle muhabbet ederken hem kelle paçamı götüreceğim hem de şu kelle paçayı bize anlat bakalım. Kelle paçanın sırrı öncelikle ne dedim? Ne dedim? Terbiyesi. Terbiyesi. Yani etin öylesi böylesi, kellenin şöyle olması böyle önemli olması. Önemli değil. Önemli değil. Et ettir ama çorbayı, kelle paçayı yapan onun terbiyesidir. Terbiyesi. Sen çok terbiyeyi böyle nasıl diyeyim yoğun yapmıyorsun galiba. Yok Salih. Yapmıyorum. Nedir abi sırrı? Anlat ya, bakalım. Nedir? Sağ ol. Bazı efendim. Yerler şimdi çorbayı çorba yapmıyor. Un kavurması yapıyor. Bak sır. Evet. Un kavurması yaptığı için de bu tadı bulamazsın. El alem kullanıyor 5 kilo. Ben kullanıyorum 1 kilo. Ama bir sır var bunda. Bak söylüyorum. Ayrıyetten bir sır daha var. Var. Onu sen... Bunun en büyük sırrı kemik. Özellikle kemik. Kemik suyuyla yaparsan tadını bulabilirsin ama kemik suyuyla yapmazsan bu tadı bulamazsın. Bulamazsın. Ne olur? Un çiğ mi olur? Çiğ olur. O da onu da çiğ olduğu zaman da hamur kokar. Çiğ hamur yemişim. Heh. Çorba içmişim. Farklı bir şey yok arasında. Sen mesleği nerede öğrendin abi? Ben ilk mesela bu mesela Silivri'de başladım. İstanbul'a gittim. Heh. İstanbul'da çok uzun zaman çalıştım. İstanbul'da beyaz işkembecisi var. Şimdi özür dilerim Salih abi. Yok estağfurullah. Şimdi kelle paça içiyorsan. Evet. Kelle paça nesiz olmaz abi? Acısız olmaz. Acı burada. Bak. Hakan. Acı burada Hakan. Bak tezgah hemen. Tık kelle paça niye geldi? Soyuş domates geldi. Harika körpecik dalından acı biber geldi. Aklıma ne geldi? Sadullah amca geldi. Allah rahmet eylesin. Gazi Osman Paşa da. Sadullah amca da güzel paça yapardı. Paçanın yanında da muhakkak böyle körpe acı biber verirdi. Lakin bu bir de nesiz olmaz abi. Sarımsak sirkesiz olmaz. Sarımsak sirkesiz olmaz. Muhammed abi sarımsak sirke aldım abi. Eyvallah. Sen şimdi anlat. Silivri'de başladın. Silivri'de başladım. Aşağı yukarı 5-6 sene Silivri'de çalıştım. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Toplamda
16-17 sene yakın İstanbul'da kaldım. Tamam. İstanbul'da Beyaz Çiçek'in birisi var, duymuşsundur belki. Doğrudur abi. Orada ben 9 ay gittim, para almadan iş yaptım. 9 ay evet. Orada mesleği öğrenmek için... Aynen öyle. Çalıştın ama herhangi bir maddi karşılık beklemeden... Almadım. O zaman ustan iyiydi senin. Ustam çok iyiydi. Ama ustayla aramızda bir münasebet geçmiş. Ben ön görüşmede... Sen diyorum ya ben buraya sık sık geliyorum diye, onu bana anlatmıştın. Evet. Onu paylaşalım bence. Ustan sana ne yapıyormuş abi? Ustam bana sokmuyordu mutfağa. Mutfağa sokmuyordu. Mutfağa giriyorum yanına ama içine malzeme katarken dışarı yolluyor beni. Neden? Bu işi öğrenmeyelim diye. İşi öğrenmeyesin diye. Evet. Peki sen aynı şeyi yapıyor musun abi? Ben genelde tek çalışmayı tercih ederim. Yanına kimseyi almıyorsun. Almam. Yani kesinlikle. İşin sırrı hep sende. Evet. Eyvallah. Bir benim oğlumda bir de bende. Oğlun da mı gastronomi okuyor abi? O şu an yok gastronomi İstanbul şeyde okuyor. Burada okuyor oğlumla. Ama bu mesleği yapıyor. Yapıyor. Tabii. Babadan el aldı. Evet, ben bugün gelmesem de benim çocuğum gönül rahatlığıyla çıkarabilir yani. Eyvallah. Gözümde arkada kalmaz. Şimdi sen saat kaçta başlıyorsun abi paçayı hazırlamaya? Sabah 4'te. 4'te? Evet. Her sabah 4. Sabit. Kaçta çorba hazır abi? Saat 5.30'da hazır. 5.30'da? Evet. Biz geç kaldık o zaman Hakan. Biz 3'te çıkacaktık yola. Anca gelecektik çorbanın ilk haline. Yalnız çorba abi 10 numara ya. Yani. Bu işine gerçeği bunun ilk tadında şeyinde içersen. Şimdi yanlış anlama sen anlat. Biz muhabbeti yapalım ben. Çorbanı içebilirsin. Böyle ara ara götüreyim abi. Tamam. Bismillah. Bunun özelliği ilk çorbayı içersen daha farklı. Abi bunun da tereyağı da var. Var. Değil mi? Var. Tereyağsız onun üstündeki yağ onu. Ağırlıklı yanak mı abi? Yanak. Ben de kesinlikle yağ bulamazsın kolay kolay. Dille yanak. Dille yanak. Evet. Yani kimisi şimdi bunun içine böbrek koyuyor, yürek koyuyor. Ama ben onu tercih etmiyorum. Abi olmaz ya. Şimdi bir şey veriyorsan, hakkını veriyorsan, hani karşılığını alıyorsan... Sen hakkını al, şuna bak bak. Hakkını da alacaksın. Bak bak. Abi sırf yanak ya. Gördün mü Hakan abi? Bak bak. Ben demek istediğim, ben ustam beni... Mutfağa sokuyordu ama malzeme içine... İşin püf noktalarını sana gösterdi. Yolluyordu beni bir yere git onu alıyordu. Bunu sonra, ben de kızdım, sonra günlerden bir gün... Kızdım, mutfaktan çıktım, salona garsonluk yapıyordum. Garsonluk yapmaya başladım. Evet. Ama aslında garsonluk yapmıyorsun. Ya bizim eski lokantalarda daha iyi bilir eskiler. Camaken vardı, camakenden bulaşıkları yollarlar mutfağa. Ben orada seyrediyorum ustayı. Ne atıyor, ne katıyor, ne kadar aşağı yukarı katıyor. Bir 7-8 ay seyrettim ben bu ustayı. Ondan sonra günün birinde usta rahatsız olunca bana dedi ki... Değil. Ben yapacağım. Yok dedim ben yapacağım kendim yemekleri. Girdim mutfağa çorbalı yemekleri yaptım. Saat öğlende usta geldi. Tezgahta dedi kim yaptı? İşte böyle böyle ben yaptım dedim. Dedi o zaman dedi, ver bakayım tadına. Tadına baktı. Ondan sonra bana bir tokat asıldı. Tokat attı? Evet ben şimdi işin gerçeğini söylüyorum her şeyini. Adam şey. Tokat atınca dedi yarın sabah dedi 4.30-5'te benimle beraber geliyorsun. Usta o zaman ikna oldu, sana evet, artık işi öğretmeye evet, başladı. Bu mesleği sen yapacaksın diye ikna oldu. 2,5 sene çalıştık ustayla beraber. 2,5 sene sonra usta dedi ki bana, bundan sonra dedi, bunun ustası sensin. Ben dedi giriyorum. Sonra devraldın onu. Evet, ondan sonra ustalık yapmaya başladım ben. Aşağı yukarı bir 2-3 sene çalıştık, ondan sonra ben İstanbul'a gittim. Esas bu kelleyi ben İstanbul'da öğrendim. Eyvallah. Abi yanlış anlama. Bu kelle olsun. Ondan sonra harbi büyük hayvanın paça, hani gerçek paça, büyük paça tamam. Olsun, küçük paça olsun. Evet. Abi zamanında hep Arnavutlar yaparmış abi. Genelde Arnavutlarla Boşnaklar tarafı daha fazla yapar. Yani Arnavutlar yaparmış. Benim de bir Arnavut, az önce bahsettiğim Sadullah amcam da Arnavut'tu. Evet. Çok güzel yapardı. Şimdi, sen kelleyi aldın abi. Evet. Şimdi kellede önemli olan bir de ne husus var? Hani ben de biraz konuya az çok yemekle aşırı neşim olduğum için en az bir 3 su, 4 su yıkanı akıtıyorsun, yıkıtıyorsun. Ya zaten bir gün önceden kanını şeye koyuyorsun, suya koyuyorsun. Bir gün tamamen bunun içinde, suyun içinde durduğu zaman bunun kanının %90'ı gider. Tamam. Ondan sonra çıkarıp güzel yıkarsan 3-4 defa. Ondan sonra kaynatmaya koyarsın. Kaynatmaya başladığın zaman bu köpük salar. Köpüğü alacağım. Önemli olan o köpüğü kaçırmaman. Alacaksın mı? Tabii o köpüğü temizleyeceğim üstünde, hiç bırakmayacağım. Tamam. Ki suyu berrak olsun. Tamam. Hem acımsı olur köpüğünü almazsa. Hem de suyu berrak olmaz. Ondan sonra kaynaktan sonra çıkarırsın, suyunu süzersin. Suyunu kenara ayırırsın. Çorbayı yaparken salvayla yedin. Fırına vermiyor musun?
fırına sonradan veriyorsun. İlk başta kelleyi aldın. Haşladın. Haşladın. Ondan sonra tekrardan fırına atıyorsun. Az bir şey... Biraz pişirmiyorsun da aslında ya, aşağı ne yapıyorsun? 40 dakika falan fırında duruyor. Koruluyorsun. 40 dakika özleştiriyorsun. Tutunuyor et birbirine tutunuyor. Bu zaten dağılmamasının sebebi de odur. O. Ama normal haşladığın gibi çıkarırsan çorbanın içine koyduğun zaman... Kaybolur gider. Erir gider. Tamam. Şimdi suyu ayırdık. Evet. Güzel kemik suyunu de kattık. Evet. Etler zaten fırında. Tamam. Çıkardık, güzel kestik, ayıkladık. Evet. Şimdi geldi iş terbiyeye abi. Evet. Söyleyeceğim mi terbiyeyi nasıl yapıyorum, ya, söylemeyeceğim mi? Ya söyleyeyim ama şimdi o zaman da bizim ustalığın bir anlamı kalmıyor. Her şeyi söylesem de her bir usta... Ama bir şey var bunda abi ya. İşte bak bir püf noktası var. Yok değil. Ama her birini söyledin mi de bunun o zaman bizim ustalığımızın bir anlamı kalmaz. O zaman sen nasıl İstanbul'dan geleceksin bana çorba içe? Gidersin İstanbul'da çorba içersin. Veyahut da evde yapıp içersin. Vallahi Erbay... Arkadaşlar, Saray'da tam otogarın böyle karşı caddesi var. Orada zaten kime sorsanız Erbay diye, daha doğrusu böyle kalabalık bir mekan gördüğünüz an, yan tarafında da çay ocağı var. Zaten diyorsunuz ki, burada insanlar, burada bir talep var, bir hizmet var ki buraya arza talep gösteriyorlar, ilgi gösteriyorlar. Sabah 5.30'da kelle paça hazır. Peki onun dışında hangi çorbalar var abi? İşkembe var, ezogelin var, tavuk suyu var, et suyu var, mercimek var. Kaç çeşit yani? 6 çeşit çorba. 6 çeşit çorba. Sabah 5.30'da hazır. Tuzlama damar da var. Oo. 8 çeşit çorba var. Damar ben hastasıyım damarım, biliyor musun? Bir dahakine geldim, kısmak olursa. Bir dahakine damar içiyoruz. Kelle paça içmiyoruz, damar tuzlama içiyoruz abi. Evet. Eyvallah. Kaç çeşit yemek çıkarıyorsun abi? Günlük 6 çeşit. 6 çeşit. Evet. Izgaramız var. Tabii. Peki, şimdi püf noktayı söylemiyor. Ya oğlum. Ama terbiyesinde ne dedin? Ben aşırı un kullanmıyorum. Kesinlikle. Bir şeyle bağlıyorsun ama onu. Ya zaten onun önemli olan terbiyesi. Esasında çorbanın lezzeti terbiyesidir. Terbiyesini yapamadın mı çorba diye kimse içmez. İçmez. Sen günde kelle paça üzerinden gidelim Salih abi. Evet. Günde kaç tane çorba gidiyor kelle paça? Benim daha önceki çalıştığım dükkanda ben 1600'e kadar çıktım. 1600? Evet. Kelle paça? Evet. Maşallah. Burada da 250'yi buluyor şu an. 250 maşallah. O da bu dükkanda yani. Tamam. Yolunuz Saray'a düştüğünde ne bileyim İğneada'ya gidersiniz, Kıyıköy'e gidersiniz, Kırklareli'ne gidersiniz, Pınarhisar'a gidersiniz. Diyeceğim ne yapın ne edin durun Erbay'da bu şifaya. Bu her derde deva. Hafif mesela bizim kırgınlığımız vardı Hakan'la. Sabah erken kalktık. Geldik, bol sarımsaklı çorbamızı içtik. Çekime başlamadan önce biz bir posta yedik. İraf yok, yalan yok şimdi yani. Harbi. Ben ikinci çorbayı götürüyorum. Biz o esnada Salih abiyle zaten küçük bir muhabbet yaptık. O muhabbete istinaden ben şimdi olayı döndürmeye çalışıyorum. Salih abi. İnsanlar çekiniyor değil mi? İşte sarımsaklı diye, sirkeli diye. Evet, çekiniyor. Çekiniyor. Ama sen galiba bunun içine hafif bir şey bağlıyorsun. Tam tersine onun içinde zaten var. Var mı bunun içinde? Onun içinde zaten ondan, var. Ondan bir şey var diyorum yani. Bir yani bunu tutan... Sen kullanmasan da olur. Ha bunu nedir? Bunu çok seven kullanır. Ama bunu abi normal... Ben kendi açımdan konuşuyorum. Ben işkembe içiyorsam, kelle içiyorsam, ne bileyim işte tuzlama içiyorsam, sarımsak koyuyorum abi. Olmazsa olmaz yani. Ne yapıyoruz? Sarımsağı yiyoruz abi. Ondan sonra keyfimize bakıyoruz. Çünkü sarımsağı yedikten sonra hem bir vücut ne yapıyor böyle bir direnç kendine oluyor. Geliyor. Direnç oluyor. Çivi gibi oluyorsun. Aynen. Burada da Trakya insanı çorbayı seviyor. Genelde %90'ı çorbadan seviyor. Özellikle kışın daha çok tercih. Kışın daha çok. Sırrı vermeyeceksin yani. Ya sırrı terbiyesi. Ama ne var terbiyede? Söylemiyorum ki Salih abi. Ya diyorum ya sana işte bak sarımsak sirkesi var içinde. Unu var içinde. Yumurtası da var içinde. Yavaş yavaş dökülüyor. Yavaş yavaş. Yumurtası da var içinde. Yoğurdu da var. Ayran da var içinde. Baharat yok içinde. Ayran mı var? Evet. Bir gün önceden yapılmış ayran var içinde. Hem de bir gün önceden yapılmış ayran. Tabii canım ekşimesi lazım ayranın. Salih abi eyvallah ya. Ben şimdi yemek programı çekiyorum ya. Evet. Anlatılmaz lezzetler. Bir gün geleyim bana öğret.
Bir de ben yapayım kendi mutfağımda şunu. Yok, beraber gel aşağıda beraber yapalım. Tamam, o da olur. Birebir. O da olur. Öyle yapman daha mantıklı. Şimdi bu varsa, sarımsak sirke varsa, hele hele şu varsa, bu ne yapıyor abi? Bu şifayı veriyor. Bu da tamamlayıcı. Aynen öyle. Tamamlayıcı. Tabi İstanbul'da böyle biber bulmak da zor. Değil mi? Tarladan toplanıyor, geliyor. Özellikle bana her çarşamba günleri adam topluyor, getiriyor, sağlıyor. Getiriyor. Hatta bu sabah saat 6.30'da biber getirdi adam bana. Biberler 6.30'da mı geldi? Evet. Toplanmış. Tabi azı toplanmış, poşetinde getirdi. Şimdi ben buraya geldim. Evet. Kelle paçamı söyledim. Söğüşüm geldi, biberim geldi. Oturdum, çorbamı içtim. Kaç para ödeyeceğim abi? 12 TL. 12 lira. Evet. Bak iddia ediyorum İstanbul'da bu çorbayı 25-30 liradan aşağı içemezsin. Doğrudur abi, olabilir. İnan olsun da. Ya doğrudur. Biz onun vaktini hatırlıyoruz. Allah'ımıza bir şükür. Eyvallah abi ya. Çorba şifa değil mi abi? Aynen öyle. Bu kelle paçanın hangi hastalıklara derman oluyor abi? Ya Allah ne diyeyim ona ben? Özellikle grip. Üşütmeye. Şimdi ne var? Korona var. Ya koronaya Allah da... Allah korusun. Direnci arttırmak lazım. Tabii canım. Bu güç kaynağı. Evet. Değil mi? Ne diyorlar? İşte Allah korusun bir yerin kırıldığı zaman falan ne diyorlar işte? Ya özellikle diyor mu sana grip. Bir yerini kırdığın zaman. Kemik suyuyla olduğu için insanı çabuk iyileştirebilecek bir çorba. Sayla bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Sen çekime girmeden önce daha hareketli, daha sempatik, daha böyle rajon keserek konuşuyordun. Yok, rajon... Kayda girdikten sonra, Ergin'im niye böyle oldu bu ya? Rajonla alakası yok ki. Şimdi ben o zaman kendimi kanıtlayayım. Öyle konuşurken... O zaman tamam, şimdi aşağıya mutfağa da ineceğiz. Bu muhabbetin üstüne seni mutfakta çalışırken de çekelim. Orada da iki muhabbet olur, yaparız abi. Olur. Ya çorba çok güzel abi. Afiyet olsun. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun içinde beyin de var galiba. Var. Arkadaş ya. Bak yavaş yavaş sınırlar geliyor. O özel istek üzerine. Herkese koymuyoruz onu. O sana özel olduğu için yani. Beyin de var. Kelle paçada beyin de var. Abi eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi gel bana anlattı. Dedi ki birebir dedi ne yapıyorsan dedi. Birebir verdim dedi arkadaşıma. Ya sana da verebilirim. Birebir yap. Ama dedi benim gibi yapamazsın dedi. Yapamazsın, imkanı yok. İddiarım Trakya'da biz iki kişiyiz. Biri Muratlı'da, sarayda benim. Çok iddialı konuştu evet. Ama hani çorba da hakkını veriyor. Ben şimdi Trakya'da iki kişiyiz biz. Nereye gidersen ona da gitsen benim tadımdan farkı yoktur. Bana da gelsen onun tadından farkı yoktur. Ustalar mı aynı? Evet. Ya işte abi sır. Yani el almak çok önemli. Aynen öyle. Bir de sevgi katacaksın abi. Ya severek yaptın mı zaten ister istemez. İstediğin kadar kötü yapmaya çalış, yapamazsın. Eyvallah. Salih abiciğim teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Biz sarayda olmaktan hep geldiğimizde mutlu oluyoruz. Artık bizim alışkanlığımız oldu Erbay. Yemekler de çok güzel aramızda kalsın. Hakan abi yemekleri de gösterecek. Çok güzel yemekler yapıyor. Ele ele. Şimdi ben diyorum hani... Paçayı içtik. Aradan şöyle bir, şimdi biz buradan başka bir yere daha gideceğiz. Bir 2-3 saat sonra gelsek acaba diyorum o tezgahtaki oğlaktan bize kalmayabilir. O zaman ama, çok istiyorsan ayırtırabiliriz. Abi çok güzel oğlak yapmış ya. Aramızda kalsın. Peki oğlak bu zamana nasıl ayrılıyor? O istek üzere. Yok o, biz donma yok. Ne? Hayvan. Bizim kestiğimiz oğlak süt oğlağı. Hangi mevsimde oluyor abi süt oğlağı? Ya şimdi oğlak dedim eskidenmiş o. Bir dönemde oğlak. Şimdi fark etmiyor. İstediğin zaman bulabilirsin. Belirli aralıklarla hep doğuyor. Aynen öyle. Belirli bir zamanda bulabilirsin oğlağı. Yalnız oğlak çok güzel görünüyor diyor. Alkan abi biz 2-3 saat sonra gelelim. Bir de oğlak götürelim abi. Salih abi sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi sen öğlene bir de sizin müessesenin bir özelliği var. Böyle düğüne, derneğe, mevlüte. Evet.
meclislere yemekler de hazırlıyorsunuz. Toplu yemek yapabiliyorsunuz. Toplu yemek de yapıyorsunuz. Onun için senin siparişin var. Evet. Ben seni fazla tutmayayım. Allah işini gücünü rast getirsin. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Her şey çok güzel. Ben kefilim arkadaşlar. Ben kefil olmadığım lezzeti sizlere tavsiye etmiyorum. Ve diyorum ki acıkırsanız, ki ben acıktım geldim. Siz de acıkırsanız saraya gelin. Erbay'da kelle paçanızı yemeğinizi yiyin. Keyfinize bakın. Acıktım. Acıkınca başka bir yerde buluşalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hadi gidiyoruz. Çorbayı içtik gidiyoruz. Muhammed, hakkını helal et kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah. Ergin abi, kendine iyi bakıyorsun abi. En kısa sürede geliyoruz. Paçayı özlüyoruz. Erbay'a geliyoruz, paça içiyoruz abi. Abiler afiyet olsun. Afiyet olsun. Salih Usta. Canmaz'ım buyur. Şu sırrı söylemedin ya. Beraber geldim, aşağıda yapacağız. Tamam inşallah. Beraber yapacağız mı? Söz. Kelle paçayı beraber yapıyoruz. Sözü aldık. Hadi. Hayırlı işler. Allah işimizi bizi rast getirsin. Biz burayı Ali abi sayesinde keşfettik. Allah razı olsun. Ali abi kendine iyi bakıyorsun. İyi çalışmalar. En kısa sürede görüşürüz inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.